Hocam merhaba. Merhaba Göksan. Ha, ne haber hocam? İyi, senden? Heyecanlı mısın? İlk online sohbetimizi yapıyoruz seninle. Yok canım, kaçıncı konuşmamızı yapıyoruz yani, heyecan mı kaldı abi artık, şey gibi, ev ortamında gibi. Ama yani tabii yanımda olman daha biraz daha farklıydı yani, öyle atışıyordu, kıkışıyordu. Tabii. Tabii, bu ilk olacak. Nasıl keyfin? Bayağıdır, ne kadar oldu? 40 gün mü? Bir buçuk ay. Vallahi onu hesaplayamıyoruz ya. Ben sana bak şöyle söyleyeyim. İlk vaka açıklandığı günü hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Tamam. O cumartesi günü biz buraya geldik. Yani yanılmıyorsam Mart'ın 15'in 16'sı falan buraya geldik. İşte 40'a gidiyoruz şu anda büyük ihtimalle. Doğru, evet. Bayağıdır görüşmüyoruz. İşin en enteresan tarafı ne biliyor musun? Market alışverişlerimizi Hülya çıkıyor. Ve ben neredeyse 40 gündür tamamen sıfır kontağım dışarıya. Çok enteresan bir şey. Hiç yok. Hiç yok. Hiç kimseyle en fazla 5 metre yakınlaştım yani. Sadece... Benim de aşağı yukarı öyle yani. En yakınlaştığım insan market falan yani. İşte ben kas yer falan. Onlar da yakınlaşıyor yani. Gündüz sadece Kaan'ı bazen uykuya çıkarıyorum arabayla. Hani böyle uyumazsa falan diye. Hani sokaktaki artık insanların bıraktığı herhangi olası bir mikrop varsa onun arabanın işte ne bileyim ızgarasından geçip de bana gelmesi haricinde bir şey olma şansı herhalde evet. Yok diye düşünüyoruz. Neyse yani hani 40 gündür kapattık kendimizi ve seninle aynen. Ara verdiğimiz bu triatlon sohbetleri bir şekilde devam etmesi gerekiyordu. Şu anda böyle bir platformdayız ve şimdi seninle inşallah uzun güzel sohbet yapacağız. Yapacağız. Bugün konumuz biraz yerli galiba, uluslararası değil. Gündem. Değil aslında mi? Gündem konuşacağız seninle bugün çünkü bugün bu video yayınlandıktan yaklaşık olarak 8-10 saat sonra ilk orucu açacak herkes ve Ramazan ayına giriş yapıyoruz. Doğru. Bu Ramazan ayı içerisinde yıllardır ben neredeyse bu sene 20. senemin üzerine çıkıyorum antrenörlük kariyerimde ve her sene karşılaştığım bir denklem var. Oruç. Oruç ve spor. Evet. Yani profesyonel spor yaptığım dönemde Crack takımındayken çok böyle net hatırladığım bir gün var mesela. Oruç tuttuğum bir gün antrenör geldi. Dedi ki test var bugün. Dedim hocam oruçluyuz. Bana mı sordun dedi oruç tutarken. Ben dedi bugüne test koydum. Bu saatte örnek veriyorum işte sahur, iftar akşam saat 7'de ise 6'da antrenman koyduysan ben dedi. Sen bu antrenmana geliyorsan o antrenmanın içeriğini yapacaksın. Ya oruç tutuyorsan antrenmana gelmeyeceksin. Ya da antrenmana geldiysen o içeriği yapacaksın. Ya da başka bir opsiyon yok yani hani diye karşılaştığım bir gün dahi olmuştu. Bu oruç... O karmaşa yıllardır şeyde de var biliyorsun. Yani şimdi sen kürekten bahsettin ama profesyonel futbol takımlarında da bu yıllardır bir karmaşa. Çok, özellikle yurt dışında takımlarda oynayan Türkler veya Müslümanlar bizim yerel ligimizde, birinci ligde bu yıllardır olan bir karmaşa yani antrenman tutmak, nasıl yapacağız, nasıl olacak vesaire bir sürü problem yaşanıyor yıllardır. Kürek olması çok normal. Maç içerisinde su içip de orucunu bozan sporcular bile yani böyle gördüğümüzü hatırlıyorum ben hani canlı yayında tabii, bile. Tabii. Ben de hatırlıyorum tabii. Şimdi biz bunu konuşacağız seninle çünkü profesyonel sporu geçtiğim bir yana bizim çalıştırdığımız insanların aslında hepsi amatör sporcu. Yani bunu tabii. İstediği kadar dünya şampiyonlarında boy göstersinler, ayrılma çünkü dünya şampiyonasında boy göstersinler, Türkiye triatlon şampiyonlarında boy göstersinler. Bizim yarıştırdığımız sporcular aslında amatör sporcu. Profesyonel sporcu çok daha farklı bir formatta tamamen hayatını adamış bir sporcu oluyor ve başka hiçbir şey olmuyor. Türkiye'de profesyonel diyebileceğimiz sporcu sayısı triatlon olarak baktığımızda belki de alt yapıları saymazsak bu arada. 10 tane sporcu var ya işte Gültigin var, Esra var. Hani tamamen hayatını adamış sporcu diyebileceğimiz. Bir de alttan gelen çocuklarımız var. Hani yıldızlar, gençler. Profesyonel demek zaten yaptığı işten para kazanıyorsan adın profesyoneldir. Yani hayatı yapmaya gerek duymuyorsan. Evet. Geçimini oradan sağlıyorsan. Evet. Şimdi, o zaman profesyonelsin. Aynen. Şimdi bu noktada profesyonel spor işin içerisine girdiği anda şu önemli. Sporcu performansını yani kariyerini, sportif performansını sürdürmek için oruç tutmayabilir. Çünkü antrenmanları ağırdır. Veya oruç tutuyorsa ona göre başka bir plan çizebilir. Yani o onun kendi antrenörüyle çizebileceği bir sistem. Çünkü oturup bu işi masaya yatırmaları gerekiyor. Gerçek anlamda bu işi profesyonel yapıyorsa. Ama amatör sporcuysak
bizim ne yapmamız gerekiyor? Şimdi bunu konuşalım. Evet. Nedir fikrin bu oruç ve spor veya egzersizle ilgili? Şimdi şöyle, yaşadığımız ülkenin 99 herkes Müslüman ülkede. Ondan sonra bunu hiçbir zaman göz ardı edemeyiz. Ve oruç tutmak, ibadetlerimizi yerine getirmek bizde bir gelenek, görenek. Ve birçok insan da bunu bir şekilde işte yoluna yordamına uydurarak yapmaya çalışıyor. Doğrusunu yapmak, en mantıklısını aslında yapmak gerekiyor bence. Çünkü bunu unutmamak gereken önemli şey şu. Bir şekilde eğer ki sen dini inançlarını çok öncelikli olarak tutuyorsan, yani oruç tutmayı çok öncelikli olarak tutuyorsan, antrenmanı mutlaka ve mutlaka ikinci plan etmek zorundasın. Bu bir gerçek. Veya sen antrenmanını profesyonel sporcu olarak çok ön planda tutuyorsan kariyerini, o zaman da dini inancını ikinci plan atmak zorunda kalıyorsun. Bu bir tercih meselesi. Kimsenin buradaki kararını sorgulamamak gerekiyor. Antrenör olarak bizim görevimiz aslında burada ne? Benim tavsiyem ne? Önceliğini ortaya koyması. Bana diyecek ki bir sporcu, benim önceliğim işte oruç tutmak. Tamam, o zaman oruç tutmaksa önceliğim, ben ona göre bütün olabilitleri konuşmam gerekiyor. Biz şu anda seninle bu konuşmayı yaparken oruç tutmayı tercih etmiş bir sporcu konuşacağız. Bu noktada... Şimdi işin... Sen bitir sözünü. Şimdi bu noktada bence ortaya bugüne kadar gördüğüm 3 ayrı senaryo çıkıyor. Bu 3 ayrı senaryo şu şekilde. Bir tanesi en çok karşılaştığımız senaryo aslında bu. Oruçtan hemen öncesine antrenmanı denk getirip ondan sonra örnek veriyorum ezan 8'de akşam okunuyorsa işte 7'de antrenmana başlayıp antrenmanın içerisinde iftarını yapıp antrenmanı devam etmek veya işte 6'da 6.30'da başlayıp tam iftar saatinde antrenmanı bitirmiş düşünü almış halde kalıp oruç açmak olarak denk geliyor. Bir tanesi bu 3 opsiyondan bir tanesi sabah sahurdan sonra hemen spor yapmak. Belki biraz daha hafif, belki biraz daha hani normal bir tempoda. Çünkü artık karnın tamamen doymuş. Aslında vücudun egzersiz hazır halde oluyorsun. Ama boşan depolarını dolduramadığın bir noktada olman gerekiyor. Ya da bana göre mantıklısı olan iftarını yaptıktan sonra, üzerine en az 2 saat geçtikten sonra, belki 2,5 saat çünkü sindirim çok önemli bir noktada. Bütün gün aç bıraktığın vücuduna bir anda şeker yüklüyorsun veya işte karbonhidrat yüklüyorsun veya gıda yüklüyorsun. Buna sindirime girip sana enerji olarak geri dönmesi gerekiyor. En erken 2-2,5 saat sonra yapılan egzersiz. Bu 3 tanesinin artılarını eksilerini değerlendirelim. Şimdi bu 3 senaryo okey. Şimdi burada asıl kilit nokta bu antrenmanın içeriği nasıl? Yani sen bu konuda ne düşünüyorsun? Yani antrenör olarak sporcuna nasıl bir şey verirsin? Oruç tutuyor. Ama antrenman da yapmak istiyor. Veya yapması lazım. Her neyse. Tamam. Belki vermek istemiyorsun. Belki veriyorsun. Bilmiyorum. İçeriğini nasıl tasarlamak doğru olur? Bence bunu konuşalım. Yani düşük şiddetli mi? Yüksek şiddetli mi? Veya kardiyovasküler bir şey tamamen iptal etmek mi? Bilmiyorum. Hı. Bisiklete binmemek. Sadece direnç antrenmanı yapmak ufak. Bu sağlık amaçlı eğer çok ki, ufak tefek çalışmalar olabilir. Eğer ki oruçluyken egzersizi mutlaka yapacaksa, bunu kafaya koymuş diyelim, tamam mı? Oruçluyken egzersiz yapacaksa, bu bir kere bence katiyen zaten havuza girmeye hiçbir tane spor tercih etmez ki ağızdan veya burundan evet. Kaçmadan kaynaklı. Biz şimdi triatlon konuşuyoruz şu anda. Bisiklete binmeyi katiyen sıfırlamak gerekiyor dışarıda. Çünkü sonuçta açsın. Kan şekerinin düşme ihtimali var ve kaza risklerinin artma ihtimali var. Çok büyük bir etken. Bunu göz ardı edemeyiz. O yüzden de eğer ki dışarıda bir egzersiz, triatlon bazı biz konuşuyorsak, eğer ki oruçluyken illaki yapacağım diyorsa hafif bir kuvvet antrenmanı, çok hafif, sadece mobilite antrenmanı ve çok hafif %60 yoğunluğu geçmeyen kardiyovasküler bir antrenmandır aslında bu bir şey. Çünkü %60 yoğunluğun üzerine çıktığı anda vücut İster istemez vücuttaki şeker depolarından, karbonhidrat depolarından kullanmaya başlayacak. Ve bu depoların egzersiz bittikten hemen sonra ister istemez geri yerini doldurması gerekecek. Sen bunu doldurmadığın zaman kassal yıkım meydana gelecek. Ve bu kassal yıkım ister istemez uzun vadede atrofi sebep olacak. Yani sen aslında bir gelişim kazanayım diye bir antrenman yaparken
uzun vadede kas kaybını yani vücudunda yaşayacaksın. Ve sen ben antrenman yapıyorum niye gelişemiyorum dediğin noktada aslında bu ortaya çıkacak. Şimdi kardiyovasküler %60 dedin. Tamam, katılıyorum sana. Burada önemli bir faktör de süresi olmalı. Tabii ki. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Yani bu bir saat mi, bir buçuk saat mi, 20 dakika mı, 2 saat mi? Öyle açık konuşayım. Sonuçta bir performans veya gelişim beklememek gerektiği için bu süreç içerisinde 45 dakikanın üzerine, 40 dakikanın üzerine çıktıktan sonra bir anlamı yine kalmayacak bu antrenmanın. Çünkü yine seni yıkama götürecek. Açık konuşmak gerekirse. Çünkü şimdi bizim 3 tane depomuz var şeker depo olduğumuz yer. Kas, kan, karaciğer. Sen eğer karaciğer depolarından şekeri boşaltmaya başladıysan günlük aktiviteni de aslında sınırlandırmış oluyorsun. Çünkü o depolar senin günlük aktiviteni yapmanı sağlayan şeyler. Boşalıyor, dolduruyorsun. Boşalıyor, dolduruyorsun. Sen 45 dakikanın üzerine 60 dakikanın 80 dakikaya 90 dakikaya çıktıktan sonra karaciğer depoları boşalacak. Karaciğer depoları boşaldıktan sonra sen günlük aktiviteyi nasıl yapacaksın? İşini nasıl devam ettireceksin? Kolun yukarı kalkmaz belli bir yerden sonra. Evet, alışırsın ama gün iş daha da kötü olmaya başlar. Bu da atrofiye sebep olmaya başlayacak. Yani ister istemez uzun vadede bir sıkıntı çıkacak yine. Yani bunun aslında oluştuğuyken egzersizin performans bakımından sana getirisi bence yok. Sadece olduğun pozisyonu koruyabilecek, o da çok iyi bilimsel bir antrenman yapabiliyorsan, oruçla beraber götürebiliyorsan bir faydası var sana. Ve bu noktada şimdi performans olarak tabii ki bir yükseliş beklememek lazım. Saçma bir şey. Zaten böyle bir şey de tasarlamamak lazım. Tabii. Çünkü performans olarak yukarı çıkmak istiyorsak yüksek şiddetlerde çalışmamız lazım. Mutlaka. Bu da bizim yani oruç tutan birinde asla istemediğimiz bir şey. Korumak bence biraz soru işareti. Benim fikrim şu yönde. Daha çok mental biraz rahatlık. İşte hani yaşlı egzersizleri vardır ya. Mobilite. Oturmaktan artık şeydir. Heh, aynen. Aslında biraz mobilite tipi şeyler çalışmak. Çok ufak dirençlerle bunu desteklemek, 20 dakika, 30 dakikalık çalışmalar bence gayet yeterli ve doğru olan da bu zaten. Bu oruç ortamındaki noktaya konuşuyoruz aslında. Oruçluyken ben illaki antrenman yapacağım derse bir insan. Evet, ama tabii. Peki, şimdi diğer soruyu ben sana sorayım. Sporcun, bilinçli bir sporcu ve diyor ki ben antrenmanlarımı devam ettireceğim Ramazan ayı boyunca. Bana antrenman olarak antrenman saati tavsiye eder misin hocam diyor sana. Ben sorunu anlamadım şu an. Ben oruç tutuyorum. Ondan sonra diyorum ki sana hocam antrenman yaz bana. Antrenmanlarımı kesme. Saat olarak da hangi saatte yapmam gerektiğini söyle bana. Ne zaman yapacağım? İşte oruçluyken mi, oruçlu değilken mi, akşam mı, sabah mı? Başında konuştuğumuz üç şeyden biri mi? Bir tanesini konuşalım. Evet. Aynen öyle. Evet. Antrenmanı ne zaman yapacağız sporcuna? Orada ben senin fikrine katılıyorum. Bu iftardan sonra olmalı. Eğer olacaksa bir şey. Yani bu sahurdan önce olmaz. Bu zaten oruç, bu çok yapılan bir şey. İftara bir saat kala, bir buçuk saat kala. O 13-14 saatlik döngüde aç kalmışsın. Vücuduna hiçbir şekilde sıvı girmemiş. İftara bir saat, bir buçuk saatlik dilimde kala. Antrenman yapmak çok sık yapılan bir şey. Bence en yanlışı o. Çünkü zaten yani kumandayla televizyon kanalını değiştiremeyecek haldeyken kalkıp bir aktivite yapmak zaten bir verim sağlamaz. Aksine seni çok geriye götürmeye başlar. Hem mental, ama riskleri çok artar bir kere. En basitinden. Yani çok fazla. Kaza riskleri çok artar antrenmanda. Dehidre olmuş durumdasın zaten vücut. Bir sürü faktörü konuşabiliriz burada. O yüzden bu üç modelden birini seçeceksek bu iftardan sonra olmalı. Okey, peki iftar... Bana kalırsa hiç olmamalı. İftardan kaç saat sonra peki? Yani iftardan bir buçuk saat sonra bir dilimde olabilir. Tamam, yani aslında tavsiye ettiğiniz şey şu mudur hocam? Egzersiz olarak yapacağınız egzersizi mümkün olduğunca iftardan sonraya bırakıp bunu da iftardan ortalama bir buçuk, iki saat sonrasında planlamak
mantı aynen öyle. Ramazan ayı içerisindeki en verimli antrenman şeklidir. Aynen öyle. Peki. Aynen öyle olmalı. İlla ki ben oruçluyken antrenman yapacağım derse orada ne yapmasını tavsiye edersin? İçerik olarak mı? Antrenman içeriği olarak mı soruyorsun? Yani hem içerik hem de antrenman saati olarak. Yani antrenman saati konuştuğumuz gibi iftardan sonra eğer ben bir sporcuma önereceksem bu şekilde öneriyorum. Bunun içeriğini de çok 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 kısa ve düşük şiddetli bir kardiyovasküler çalışma. Bu nedir? Belki 30 dakikalık işte çok böyle yumuşak bir bisiklet olabilir. Veya onun dışında çok düşük şiddetlerle çok kısa 20-30 dakikalık majör kas gruplarını içeren bir direnç antrenmanı olur. Mobilite çalışması olur. Bu tip ufak şeyleri yapabilir. Ama onun dışında yapılacak uzun veya şiddetli çalışmalar kesinlikle olmaz. Ya iftardan sonra belki örnek veriyorum. 8'de iftarını açtı. Saat 10, 10.30, 11 gibi bir saat diliminde eğer ki uykuyla örnek veriyorum şu an karantinadayız. Tamam mı? Yani gündüzünü uyuyarak geçirme şansın var. İşe gitmiyorsun. Önceki mesela 4-5 günü değerlendirelim. Tamam mı? İşe gitmiyorsun. Ondan sonra gece uyanık kalma gibi bir sıkıntın yok. Uyuma gibi bir sıkıntın veya dinlenip dinlenme gibi bir sıkıntın yok. Örnek veriyorum sana. Saat 8'de iftarını açtım. Tamam mı? 10'da 11'de belki interval, bir saatlik bir interval antrenmanı yaptım. Çok böyle yüzlük bir yoğunluk değil ama high intensive interval değil ama işte şey gibi fartlek tarzında bir intervalini yaptın. Ve üzerine birkaç saat dinlendikten sonra hafif bir uyku belki sahurunu yaptın. Üzerine iyi bir uyku çekebildin. Sabah 7'de kalkmak gibi zorunluluğun yok. 9'da kalkmak gibi zorunluluğun yok. 10'da, 11'de belki 12'ye kadar uyudun gibi bir döngüde de aslında eğer ki dinlenme ihtimalleri yüksekse ve şu anki karantina ortamlarımızdaki gibi bir ortamdaysak kaybettiğin sıvıyı gerçek anlamda antrenmandan sonra sahura kadar yerine koyabileceksen çünkü dehidre bizim en önemli sıkıntımız. Yani benim mesela örnek veriyorum. Benim attığım teri oruçluyken geri yerine koyabilme gibi bir şansım yok. En aşağı bana 4-5 evet. saat gerekiyor. Yani örnek vereyim sana. Runfire koştuğumuz dönemde yarış biterdi. Ben elime şöyle 1,5 litrelik suyu alırdım. Kendi o içtiğim benim georal, magnezyum, diasporal ve neydi? Sambukol'den karışık bir içecek yapardım. Hem işte bağışıklık sistemi için hem vitamin mineral desteği için vücuduma hem de o GR1'deki tuzdan kaynaklı bir nevi serin fizyolojik tarzı bir şey yapıyorsun. Bitirirdin ve tuvalete çıkmaya beklerdim. Aslında baktığında fiziksel hiçbir şeyim yok. Ama benim tuvalete çıkmam 4-5 saat sürerdi. İlk tuvalete çıktığım anda derdim ki tamam su vücudumdaki kaybettiğim sıvıyı geri yerine koymaya başlamışım. Ve sen eğer ki antrenmandan sonra bunu sağlayamıyorsan zaten oruç, yani interval yapmanın mantığı yok. Hiçbir şekilde mantığı yok. Çünkü dehidre oluyorsun. Hücrelerin zayıflıyor. Hücrelerin ölmeye başlıyor bir yerden sonra. Kötü. Ama sen dediğim gibi belki fartlek tarzında, high intensive interval olmayan tarzda, daha hafif yoğunluktaki bir interval tarzı antrenmanı, yarım saatlik işte en fazla yoğun bir interval antrenmanını çıkartıp üzerine dehidreni iyi beslenip gün içerisinde dinlenme şansın varsa, işe gitmiyorsan bu da bir opsiyon. Ama tamam, şimdi burada şeyi konuşuyoruz. Ben zaten buraya gelecektim. Şimdi biz genel kitleye hitap ediyoruz. Yani şu an aslında herkese olabilecek bir şeyden bahsediyoruz. Ama tabii işin içeriğinde biz antrenör olarak herkese özel bir program tasarlıyoruz. Dolayısıyla bu da kişiden kişiye aslında biraz değişen bir durum. Aynen öyle. İşte o yüzden şu anda hani karantina dönemi artı oruç bambaşka bir denklem getiriyor ortaya. Çünkü tabii. Şu anda olacak olan şey şu. Gündüz büyük bir ihtimalle oruç tutanlar uyuyacaklar. İftara 3-4 saat kala, 5 saat kala kadar dinlenecekler. Sonra kalkacaklar. Vücutları hala dinç olacak. Çünkü şimdi geçen seneyi düşün. Oruç tutuyorsun. Ondan sonra işte 4'te kalktın iftara. 6'da uyandın. 7'de uyandın. Zaten gece uykun bölündü. Ondan sonra işte sahura kalktığın için. Gece de kalktın işe gitmek için.
Artık o saatten sonra hiçbir şey yiyemiyorsun, içemiyorsun. Akşam saat 8'e kadar 13 saat boyunca açsın ve sussun. Artık iş hayatın var. Ondan sonra 8'de iftarını yapıyorsun. En erken saat 9.30-10'da egzersiz yapabilecek kadar enerji bir şekilde kendine geliyor. O saatten sonra antrenman çıkman, antrenmanı bitirmen, yaklaşık olarak 1 saatlik bir antrenmandan bahsetsek, oldu sana 11. Sen yıkanacaksın, duş alacaksın. Vücudundaki o yükselen hormonal seviye aşağı inecek ki sana uykun tekrar gelebilsin diye. Bir. Birden saat 3'e kadar yine uyudun. 3.30'da kalktın sahura. Tekrar yattın, kalktın. Geçmiş olsun. Hiçbir antrenman aynen yok. Öyle. Yani çöp o antrenman. Aynen ama öyle. Şu anki içinde bulunduğumuz denklemde karantina olduğu için bu sene karantina artı oruç farklı bir denklem getiriyor işin içerisinde. O yüzden de farklı konuşuyoruz. Yani normalde hiç vermeyeceğim bir interval antrenmanını şu anda verebilirsin insanlara. Çünkü o sana gündüz uyuyabileceğini, dinlenebileceğini, işe gitmeyeceğini söylüyorsa o zaman yapma şansı var. Dinlenme şansı olduğu için veya o depoları geri yerine koyabildiği için veya 6 saat, 7 saat uykuyu yine kaldırabileceği için. Evet. Var mı eklemek istediğin bir şey? Başka eklemek istediğim bir şey yok. Ben de başlayayım bir konuşmaya. Susmuyoruz. Aynen öyle. Kaç dakika konuşmuşuz yine? Hiç bakmadım. Saati de bayağı oldu yani. Değil mi? Oldu yine yani. Neyse bence burada kapatalım konuyu. Tamam. Zaten söyleyeceklerimizi söyledik. Ekleyeceğim bir şey yoksa. Ekleyeceğim bir şey yok. Özet geçiyoruz. Eğer ki illaki oruç tutarken yapacaksanız olabildiğince düşük tempolarda yarım dakikayı geçmeyen mobil evet antrenmanları ve kardiyovasküler fazla evet girmeden, risk atmadan kendinizi. Ama mantıklı olan iftardan sonra genelde 2 saat sonra hafif yoğunlukta bir antrenman, dinlenme gibi, karantina gibi, evde olma gibi bir durumunuz varsa da biraz daha şiddet arttırabileceğiniz tarzda antrenmanlar yapabilirsiniz. Yani mantıklı olan değil. Aslında diğer iki seçenek bence çöp. Onlar seçenek bile değil de bir sunduk yine. Yani tek doğru olan aslında iftardan sonra olması. Tamam. Hadi kapat. Kapatmayı özlemişsindir. Hadi. Görüşürüz. Haydi. Haydi bay bay. Hadi bay bay.